Artı Futbol'dan merhabalar değerli izleyiciler. Nefesleri kesen bir 90 dakika yaşanıyor Konya'da. İttifak Holding Konya Spor 4, Galatasaray 3 ve 8 dakikalık uzatmanın 6. dakikasını işliyoruz. Ve bu dakikada 2 kritik değişiklik daha oldu Galatasaray'da. Ve sol taraftan Galatasaray hücum yönüne göre bir taş atışı kullandı. Tüm atlarıyla kendi yarı alanında yeşil beyazlılar İttifak Holding Konya Spor. Ceza alanına gönderilen bir top Seyic Kalesi'nden çıktı ve Babel'in üzerinden topun sahibi oldu. Enteresan bir karşılaşma, tartışmalı iki penaltı kararı ve 7 gol var. Kalan 1-1,5 dakika neler getirecek iki takım adına, bunu da birlikte göreceğiz. Yine maçın rakamlarına da bakacağız değerli izleyiciler. Seyic'in uzun kullandığı top, Galatasaray savunması topu orta alan çizgisi üzerinden oyun alanının dışına gönderdi. Şimdi orta alan çizgisinin 1-2 metre Galatasaray yarı alanına bakan diliminden Cilerme taş atışını kullandı. İleriye gönderdi. Artem Kravets aldı. Oyun alanından sonradan dahil olmuştu ve Konya Spor adına 4. golü de atan isimdi. Onu da belirtelim. Bir kez daha top oyun alanının dışında kalıyor. Yine Cilerme o noktaya geldi. Artık 90+8'i işliyoruz. Her an karşılaşmanın hakemi son düdüğü çalabilir değerli izleyiciler. Galatasaray savunmasına baskı vardı. Top oyun alanının dışına çıktı. Out. Şener topu oradan çıkarma çabası içindeki oyuncuydu. Karşılaşmanın tüm detaylarını konuşacağız. Değişikliklerden penaltı kararlarına kadar ilk yarıdaki oyun ve ikinci yarıdaki bambaşka oyuna kadar konuşmamız gereken çok fazla detay var. Şimdi Galatasaray geliyor. Konya Spor cezalarının önüne gönderilen top. Cagne seken top. Cilerme havalandırdı, sol tarafa doğru gitti. Top sarı kırmızılı oyuncularda. Şener aldı, orta şans arıyor. Yatarak müdahale topa ve top oyun alanının dışına gidiyor. Bir kez daha taç atışı kullanacak Galatasaray kendi hücum yönüne göre sağ kanattan. Bir orta şansı olacak bu tüm hatlarıyla Konya Sporlu oyuncular. Ceza alanı önünde ve içindeler. Sağ tarafta Şener yaptı ortaya ceza alanına doğru. Konya Spor savunması Uğur Demirok kafayla karşıladı. Dönen top yine sarı kırmızılı oyuncularda. Şimdi Galatasaray yarı alanına gönderilen uzun bir top vardı. Ve kaleci Okan Koçuk kalesini terk etti. Yarı alanı ortalarından topu aldı, arkadaşlarına kazandırdı. Son bir şans olabilir sarı kırmızılılar adına. Gönderilen top kafa vuruşu. Seyic çizgi üzerinde mi? Hayır, dışarıdan çevrilen top. Out ve cezaların içinde bir de Konya Sporlu oyuncu yerde. Emre Akbaba pozisyonu takip eden isimdi. Galatasaray'da karşılaşmanın hakemi de düdüğünü çaldı. Seyit şimdi bir atış kullanacak. 90+8 gösterilmişti. 9'u tamamlamak üzereyiz. O detayı da verelim. Emre Akbaba'yla az önce tehlikeli gelmişti. Galatasaray her an son düdük çalabilir. Konya'da 7 gol var. İttifak Holding Konya Spor 4, Galatasaray 3 sonucu. Maç öncesi öngörülmesi çok zor bir sonuçtu. Ve son düdük geliyor. Kazanan taraf İttifak Holding Konya Spor oluyor değerli izleyiciler. Bu karşılaşmayı detaylı bir şekilde konuşacağız. Sevgili Evren Turan, Mehmet Ayan ve Serdar Sarı da bizimle birlikte. Biz hemen haftanın programına bakalım. Günün 3. maçıydı, haftanın da 3. maçıydı bu karşılaşma. Ve karşılıklı goller 7 gol. Gaziantep Futbol Kulübü Ankara Gücü'nü 2-0 mağlup etmişti. Yeni Malatya Spor, Sivas Spor maçı 2-2 tamamlandı. İttifak Holding Konya Spor Galatasaray'ı 4-3 mağlup etti. Ve yarın saat 13.30'da Denizli Spor, Kayseri Spor, 16'da Başakşehir, Erzurum Spor, Gençler Birliği, Atakaş Hatay Spor, Trabzon Spor, Göztepe maçları var. 19'da Antalya Spor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Çaykur Rizespor oynayacak. Ve haftanın kapanış mücadelesi Perşembe günü saat 19'da Fenerbahçe ile Aytemiz Alanya Spor karşı karşıya geliyor. Puan tablosuna bakalım. Bu sonuçlar puan tablosunu nasıl şekillendirdi? Gaziantep ve Konya Spor günü galibiyetle tamamladılar. Gaziantep Futbol Kulübü maç fazlasıyla Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. 31 puanla. Aynı puanla ve bir maçı eksik Beşiktaş ikinci durumda. Üçüncü Alanya Spor ve dördüncü Galatasaray 30 puanda. Galatasaray bugün kazansaydı zirveyi alıyordu. Beraberlikle Galatasaray'ı zirveye taşıyacaktı maç fazlasıyla. Fenerbahçe 29 puanla 5. durumda. Atakaş Hatay Spor'un 27 puanı var. Trabzonspor 23 puanla 7. durumda. İttifak Holding Konya Spor bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı ve 8. sıraya geldi. Fatih Karagümrük, Yeni Malatya Spor 21'er puanla sıralanan takımlar. Puan tablosunun ikinci sayfasında Çaykur Rizespor 20, Göztepe, Sivas Spor, Kasımpaşa 19, Fraport, Antalya Spor 18, Başakşehir Gençler Birliği 16, Ankara Gücü 15, Denizli Spor, Erzurum Spor 13, HES Kablo Kayseri Spor 10 puanda. Maçın rakamlarına bakalım.
Bu maçın rakamlarını konuşacağız. İki takımın değerleri nasıldı? Topla oynamada %43'e %57 Galatasaray üstünlüğü. Köşe vuruşları 4'e 4. 3 kez offside'e yakalandı Konyasporlu oyuncular. 1 kez offside'e düştü Galatasaray hücum hattı. Faullerde 15'e 10'luk bir rakam var. İkili mücadelelerde %60'a %40 Galatasaray'dan tarafa bir rakam var. 4 sarı kart çıktı karşılaşmada. İkişer ikişer olmak üzere top kapma. Konyaspor 10 top kaptı. 21 pas arası, 13 uzaklaştırma, 5 şut engelleme var. Galatasaray'da 7 top kapma, 14 pas arası, 12 uzaklaştırma, 1 şut engelleme var. İsabetli paslara bakalım. Konyaspor 282 isabetli pas yapıyor. Galatasaray 358 isabetli pasla cevap vermiş. İsabetli pas yüzdelerinde %80'e %79 rakamlar. Rakip sahada pas %66'ya 65 ve ceza alanına ortalar. Galatasaray 26 orta Galatasaraylı oyunculardan geliyor. 11 ortayla cevap vermiş Konyasporlu oyuncular. Şutlara bakalım. Konyaspor 9 şut, 4 isabet, 4'ü de gol oldu. 7 şut pası, 20 rakip ceza alanında topla buluşma. Galatasaray 13 şut, 4 isabet, 3'ü gol oldu. 14 şut pası rakip ceza alanında topla buluşma rakamı 27. Sarı kırmızılıların değerli izleyiciler, MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanan karşılaşmanın rakamları böyle. Puan tablosunda çok şey değiştirdi. Elbette hafta tamamlandığı zaman bu maçın Galatasaray açısından ve Konyaspor açısından yankılarını da görmüş olacağız. Yine ilerleyen dakikalarda Konya'ya bağlantımız da olacak. Muhabir arkadaşlarımız orada son hazırlıklarını da yapıyorlar. Karşılaşma bitiminde bir açıklama olursa onu da ekranlarınızda göreceksiniz. Enteresan bir maçtı sevgili Evren Turan. 7 gol 4-3. Vallahi Mustafa, devre arası hani maç 1-1 bitti ama hani biz ikinci yarı bu kadar gol olacağını kimse tahmin etmezdi herhalde. Yani bu maçın bu kadar özellikle son bölümün action şekilde olacağını. Ama işte futbol çok farklı bir oyun yani. Olan bir penaltı, bir maçın bir orada bir hareketlenmesi oyuncuların da konsantrasyonunu artırdı. Tabii maça Galatasaray oyuncuları hiç konsantrasyonu başlamadı. Yani oyunun genelinde baktığımızda o pas hataları ilk yarıda söylediğimiz, ön tarafta çoğalamama, rakibe bir üstünlük kuramama, işte preslerde oyuncuya geç gitme. Bunların hepsi ilk yarıda Galatasaray adına negatif olaylardı. Konya'da kendi çapında ön tarafta yine son bölümde özellikle golü bulduktan sonra çok etkili oldu ilk yarıda 7-8 dakika. Ama Galatasaray'ın golü bulması acaba mı dedirtti Galatasaray'ı? İkinci yarı bir kıpırdanma olur mu? Ama şimdi belki bugün biz hakemleri konuşacağız, orada penaltı falan ama kimse kusura bakmasın. Galatasaray bugün iyi oynamadı. Galatasaray kazanacak oyunu oynamadı. Hiç kimse kendini kandırmasın. Eksikler olabilir. Konya'da da eksikler var. Herkeste eksikler var. Eğer böyle konuşmazsak gerçekleri söylememiş oluruz. Oyuncu performanslarına baktığın zaman böyle yırtınan, her şeyini veren oyuncu sayısı çok az. Bugün Oğulcan işte orada bir çıktı, kendi yarattı, orta yaptı, sonra gitti gol attı işte dönen topta falan. Birkaç oyuncu sayarız. Yine Galatasaray'da çok iyi oynayan oyuncu sayısı az. Özellikle Luyendama'ya değinmek istiyorum. Ya bu kadar oyuncuda bir düşüş olmaz. Ben devre arasında sana söyledim biliyorsun o evet, uyumsuzluğu. Evet. Bazıları işte demiş ki ya Luyendama orada kuvvetli falan. Ya kuvveti kalmamış ki Luyendama'nın. Bırak kuvveti, kuvvetli olsun. Laubali, Donkleks o kadar laubali ki. Yani oyuncu arkasından geliyor 3 saatte topu alıp dönüyorlar. O ona veriyor, bu ona veriyor. Galatasaray bugün kazanacak oyunu oynamadı. Yani burada teknik taktik konuşacak şeyler var. Ama bireysel olarak oyuncu performanslarında ciddi hayal kırıkları var. Berlanda birinci oyuncu. Devam ediyor. İkinci oyuncu Emrah Baba devam ediyor. Yani düzelme yok. Üstüne koyma yok. Maç kaybedersin ya. Yine kaybedersin. Bir daha kaybedeceksin. Ama böyle değil. Böyle maç kaybetmez Galatasaray. Galatasaray takımımız bütün sezon 10 gol yemiş 16 maçta. Bugün 4 gol birden yedi. Hem avantajını yani gol avarajını kötüye soktun. Hem de ciddi şekilde de kötü yenildin. Yani bu oyunla zaten kazanma şansın yoktu. Ve çok uzun bir aradan sonra yani eksik Konya de olsa bu bahane galibiyeti değil. Bir de bir şey söyleyeceğim Mustafa. Bu son dakika oyuncu değişikliğini anlamadım ben ya. Son bir dakika oyuncu mu değiştirdi? Ya çok tuhaf bir şey ya. Ben hayatımda yani Levent Hoca tamam hoca mı söyledi acaba? Bir dakika kalmış ya. İki tane oyuncu değişti. Adamlara iki dakika verdik. Yani Galatasaray. İki dakika verdi adamlara. Yani bir dakika 90 artı 7'de iki tane oyuncu değişti. Ya bu normal bir şey değil. Yani o da bir hata. Bunlar gerçekten hoca yukarıda olduğu için herhalde orada bir iletişim bozukluğu var. Yani 90 artı 7 iki tane oyuncu değiştirmenin alemi ne? Yani Babel bu iyi bir durumdaysa böyle biraz. Al 20-25 dakika önce al. Değil mi?
Yani 68'deki değişiklikler, Ömer'le Saracchi çıkıyor. Emin Bayram'la Emre Taşdemir giriyor. Yani, ve o anda 2-1 geridesiniz. Yani değişiklikler inanılmaz derecede yanlıştı. Hiç kimse bana demesin yani bu değişikliklerle maçı çeviremez. Ya bir de zamanlama olarak çok yanlış. 90 artıda 2 tane oyuncu niye alırsın abi? Mağlup galipsindir. 3-2, 4-2 önde, ya 3-2 öndesindir. Ha, 1-2 dakika geçsin der. Adamlar oyuna girdi, 2 dakika zaten orada gitti. Yani onun için bugün oyuncu değişikleri, oyun, çok eksikler vardı. Hakemi de konuşuruz ama kimse buradan hakemle ilgili hani şöyle oldu böyle oldu demeyelim. Yani çünkü oyunun gerçek şeyi Galatasaray kazanacak bir oyun oynamadığı. Evet, eksikleri vardı. Konya'nın oyunu da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Onların da çok eksiği vardı. Ama Galatasaray bugün Galatasaray gibi oynasaydı bu maçı kazanırdı. Konya'nın çünkü açıkları veriyordu Konya. Galatasaray onun üzerine gidemedi. Bölüm bölüm gitti veya 2-3 oyuncu gitti. Öyle 2-3 oyuncu da zaten maç kazanamıyorsun. Bunu geçen hafta da gördük. Sevgili Mehmet Ayan, enteresan maç. Erdon Dacı transferi de konuşulan, Konya sporlarının da mutlu olmadığı bir isimdi. 2 gol bugün. Maçı değiştiren adamlardan biriydi. Diğer yandan Mbaye Diagne, biri penaltıdan ama 2 gol. 18.59'a gidelim. Saat 18.59'da biz Serdar'la sevgili Ahmet Selim Kulu ve Sercan Dikmeli sağ olsunlar benim bu akşam yaptığım özel radyo yayına konuk oldular. 4 kişi oturduk. Dördümüzde biz Sercan dedi ki Konya yenilmez. Kalan Evren'le maça başladık. O da 1. dakikada geldi şeye, maç izlediğimiz yere. Hiç kimse bu maçın önünü tahmin edemiyordu. Dolayısıyla bu maçın bu sonucu bana son derece şaşırtıcı falan gelmedi. Çünkü ben maç öncesi hiçbir yerde bu maçla ilgili bir dün akşam da burada yorum yapamadım. Yorumsuz bir maçtı. Bu Konyaspor'un ve sevgili İsmail Kartal Hoca'nın tıpkı Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında yaptığı gibi değerli çalışmasını, kudretli oyununu engellemez. Maçı Galatasaray kaybettiği kadar Konyaspor da kazanmıştır. Ben buradan sevgili İsmail Kartal Hoca'yı canı gönülden tebrik ediyorum. Tıpkı Beşiktaş, tıpkı Fenerbahçe maçlarında yaptığı gibi dersini çalışmış. Ve Fenerbahçe maçından daha, Evren'in az önce sözünü ettiği gibi, Fenerbahçe maçından daha önde, daha atak bir Konyaspor izledik. Ki o Fenerbahçe maçında bu akşamki gibi 7+2 eksiği de yoktu. Daha güçlü bir takımı vardı. Ve fakat sevgili İsmail Hoca bugün daha eksik bir takımla, Galatasaray'ın da eksikleri vardı. Çok doğru planla saldırıp Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı ve 18. senede ilk galibiyetini aldı. Evet, Konyaspor Galatasaray'ı Eylül 2003'ten bu yana Süper Lig'de ilk kez mağlup etti. 27 maç Konyaspor'un Galatasaray kalesine çektiği 4 isabetli şutta gol oldu. Ve bu sezonun ilk yarısında Konyaspor hem Fenerbahçe'yi hem Beşiktaş'ı hem de Galatasaray'ı mağlup etti. İstanbul'un 3 büyük takımını ligin tek devresinde tarihinde ilk kez mağlup etti. 10 tane gol. Evet. 3 büyüklere yani 3 İstanbul takımına 10 tane gol atmış bir takımdan bahsediyoruz. Amasız, lakinsiz, fakatsız bir galibiyet. Hiç şeysiz yani. Yani Konyaspor, bunu da okuyalım. Konyaspor Süper Lig tarihinde Galatasaray'a ilk kez bir maçta 4 gol attı. Diagne Süper Lig kariyerinde Galatasaray forması ilk kez üst üste 3 deplasman maçında gol attı. Galatasaray açısından işin artısı Mbaye Diagne'nin yakaladığında golleri atıyor olması. Konyaspor cephesindense gayet gösterişli bir galibiyet. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray yendi. Konyaspor 3'ünün toplamı 10 gol. 3 tane takım attığı gol sayısı 10 gol. 2 tanesi Kadıköy'de. Yani birini de Kadıköy'de yeniyor. Dolayısıyla Beşiktaş ve Galatasaray'ın bir sonraki kendi evlerindeki maçları da risk altında. Yani deplasmanda da iyi oynayabilen bir Konya biliyoruz. İsmail Hoca'yı tebrik ediyoruz. Aynı zamanda Galatasaray herhalde son maçlarında Kasımpaşa, Karagümrük, Konya yani geriye düşüp de çeviremediği maçlar. Yani ciddi bir sıkıntısı var konuda. Ben de şaşırmıyorum skora. Yani sonuca 3 puan kaybına. Beraber bitebilirdi, Galatasaray'da yenebilirdi, Konya'da kazanabilirdi. Benim tek şaşırdığım nokta 2 tane penaltı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Üst üste bir de. Şaşırdığım tek nokta hakem performansı. Yok, belki mi konuca bir şey yok burada. Oyun yoktu, oyun. Galatasaray oyun zaten yoktu. Oyuna hükmedemediği zaman. Penaltılar da çok enteresandı. Evren'e ben yüz katlıyorum. Bu akşam Galatasaray mağlubiyetini hakem üzerinden okumak isteyen bir arkadaşımız, abimiz, büyüğümüz varsa ben, bu akşamlık yok, ben olsa zaten şey söylerim. Hakem maçı oradan söyledim, aldı. Oraya verdi. Saçmalık olur. Ona verdiği bir şey yok. Olur. Ağır saçmalık olur. Penaltı değil bana göre mesela. Penaltılar çok enteresan. İkisi de penaltı değildir. Biz ya futbolu unuttuk ya da yeni bir futbol çıktı karşımıza. Hemen bu yayına girmeden önce birkaç tane hakem dostumuza da sordum. Bu nedir yani, bilmediğimiz bir şey mi geldi? Bir yeni bir kural mı geldi falan? O da şaşırmış durumda. İnan biz de bilmiyoruz. VAR teknik olarak müdahale edemiyor.
temas olduğu için temaslı pozisyonlarda da bu işi hakeme bırakıyorlarmış. Hakemin sahadaki kararına bırakıyorlarmış. Böyle bir süreç var. Ama hakem konuşulmayacak bir maç gerçekten de. Ne bir oyun var ortada, Galatasaray açısından söylüyorum. Ne bir bireysel anladı futbolcular, Evren'in söylediği gibi Luyendama, yani şampiyonluk yarışında olan takımın oyuncuları değilmiş gibi sanki. Hocanın sağ kenarda olmaması bu kadar mı olumsuz etkiler? Yoksa onunla mı ilgili bir şey bu? Yok, benle onunla alakası yok. Bu kadar da değil. Olmadığı haftada kazandılar da. Yani evet, o bahane kaç maç değil. Kazandılar. O bahane nerede değil. Şampiyonluğu var? Yani bugün Galatasaray'ın oyuncuların ruh yoktu. Ruh. Hepsi bitmiş. Enerjileri yorgun, bitkin. Evren. Sahaya çıktık da niye çıktık derdiler. Yani böyle oyun olmaz. Böyle oyunla kazanamaz. Evren, katkı için söylüyorum. Dün akşam da Antalya maçını konuştuk. Yani pek çok insan şunu bekliyordu. Antalya maçı gibi maç olacak. Konya kapanacak. Allah Allah nidalarında kenardan çıkacak. Konya baya top oynuyor. Demek ki sen Antalya türü bir takıma geliştiremediğin oyunu eksiklerinle beraber Konya türü bir takıma da geliştiremiyormuşsun. Bunu anladık. Valla açık oynadılar neredeyse. Aynen öyle. Yani Antalya'ya karşı mazeretin, bahanen, excuse'un, gerekçen her şeyin vardı. Toplayalım. Konya baya top oynuyor. Sen Konya'yı da aşamadın ha. Evet. Şu grafiklere bakalım. Bunlar çarpıcı. Konya Spor rakamları. İsabetli şut yeşil. İsabetsiz şut kırmızı oklar. Yeşillerin hepsi gol. Kaleyi bulanların hepsi gol. Ve bu arada o şutlar 88 Endondaç. Onu da belirtelim. Ve 4'te out'u var. Bu maçın çarpıcı noktalarından biriydi. Yani kaleyi bulan her top gol oldu. İttifak Holding Konya Spor açısından. Bu yani kaleci performansının iyi olmadığı anlamına geliyor mu? Gelmiyor herhalde gollerde. Yani gollerde bir şey de yapamazdı yani. Dramatik hataları falan yok tabii. Ya yok, artı Galatasaraylı oyunculara dikkat ettiniz mi? Karşı karşıya pozisyona girdikleri bu kadar kötü vuruş, bu kadar konsantre olur mu? Bu kadar lakayt. Yani orada kafa pozisyonları çok var, güzel. O son vuruşlar. Yani, bugün Mustera da olsa Galatasaray'ı kurtaramazdı. Aman helal. Helal Mustafa. Ne oluyor Mustafa? Mustafa tamam, çok sevinçlisin, anladım. Ben alayım abi. Mustera da olsa Galatasaray'ı kurtaramazdı. Hakikaten önünde, kalecinin önünde bir oyun kurgusu yok. Bireysel anlamda futbolcuların bir özverisi yoktu. Mesela Emre çok enteresan, Emre Akbaba. Bu rakamlar da enteresan. Eksikler var eyvallah ama Konya'da da ciddi. Konya'da da var abi, yani Konya'da kaç oyuncu eksik? Konya Spor %50 soldan gelmiş. Hücum yönünün yarısı sol kanat. Galatasaray'da sağ kanat %41 ama bu karşılıklı oynamaların da etkisi var tabii. Mesela, ama ağırlıklı olarak hikaye orada. Mustafa dün ne konuştuk? Galatasaray'ın çıkacak kadroyu genelde bildik. Birebir. Ön tarafta kenarlarda arkaya koşu yapacak dripling oyuncu adam. Yok. Yani Konya açık vermesine rağmen Galatasaray onları kullanamadı. Çok yavaş atağa çıktı. Adam yerleşiyor, dönüyor sen çıkana kadar. O kadar ağır oynuyor ki geriden oyun topa çıkarken Luyendama, Dong. 2 saatte topu çıkartıyorlar. Öyle top oynarsan yavaş rakip takım yerleşir ve Konya senden daha çabuk atağa çıktı. Daha hareketliydi, daha çok istedi senden maçı. Yani sen maçı istemedin veya nasıl diyeyim, ayakların gitmedi. Güçsüzsün yani, bu gözüküyor. Son vuruşlarda belliydi zaten. Evren, ilk yarı defalarca sen içeride söyledin. Tamam, bir gol birası da Oğulcan Çağlayan oynuyor. Daha da iyi oynuyorsun, çok da severim. Kısıralık tanıdığım bir çocuk ama ilk yarıda o senin dediğini Oğulcan fiziki durumdan ötürü yapamadı. Arkaya ciddi koşulları beceremedi Oğulcan. Cilermedi, içeride kaldı etti. Ayrıca. Ya bir tane topu kaptı, orta yaptığı pozisyon. Orta, asist oldu. Yani o kendi bireysel yaptığı bir şey. Organizinde bir gol yok. Yani Galatasaray bugün komple niye sağa... Niye atamadı ki? Ne Belhan da attı, ne Emre attı arkaya topu. Bak ne sağ kenarında, ne takımın içerisinde. Kimse yoktu bugün Galatasaray'da. Herkes böyle bir durmuş, bir durgunluk. İstek yok. Yani maç bitse de gitsek, böyle olursa maçı kazanamazsın ki. Sen istediğin kadar kaliteli oyuncuların olsun. Bir de maçın kritik anlarından biri 58 ve 68. dakikalardı. Ne diyeceksiniz? Görüşünüzü çok merak ediyorum. Bu arada değerli izleyiciler, görüntüler canlı olarak MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndan geliyor. Şimdi 58'de 2-1 önde Konya Spor. Endondaç ikinci golünü atıyor. Çıkaleş'i oyundan çıkarıyor İsmail Kartal. Yerine Artem Kreves'i koyuyor. Bir golcü. Çıkaleş'in daha önünde oynayan bir adam. Deni Milosevic'i çıkarıyor. Amir'i alıyor. 10 dakika sonrasında Galatasaray'daki değişiklik. Emin Bayram giriyor Ömer Bayram'ın yerine. Emre Taşdemir giriyor Saratçı'nın yerine. Yani Galatasaray o sırada gol arıyor. Kreatif adamlar yine geride. Yani dışarıda. Kerem Aktürkoğlu yine dışarıda. Ryan Babel yine dışarıda. Ya değişiklikler zaten. Hani Ömer'in kartı yani. Var diye mi değiştirdi bilmiyorum ama. Yok abi. Donk şimdi bana mesaj atıyor. Sakatlandı. Donk ya bir dakika daha duramıyor mu sahada? Ne alakası var onun? Uzun oyuncu. Şöyle havada yani dursa şöyle kendi. Önceden Fatih Hoca sokmuyor muydu Donk'u son anlarda atsın diye? Bir dakika duracak hali yok mu ya Donk'u? Yani o değişiklik de çok saçma. Yani bugün değişiklikler
girenler, oynayanlar. Endon'daki yani çok kötüydü bugün. Günün kahramanı ne söylemiş? Çok mutluyum. Önemli olan Galatasaray gibi bir rakibe karşı 3 puan aldık. Hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Kötü de oynasam bana güveniyor. O güveni boşa çıkarmak istemedim. Çikaleşi savaşçı bir oyuncu. Çok yardım etti. Onun sayesinde 2 gol attım diyebilirim diyor. Erdoğan Daçi 22 yaşında Konyaspor'un oyuncusu. Bugünü de 2 golle tamamladı. Onun için onun kariyeri içinde önemli adımlardan biriydi. Çok sanıyorum sen daha iyi bilirsin. Konya konusunda konuşurken senin yanında fazla ahkam kesmeyelim. Sanıyorum Ömer Oviç Hoca'nın getirdiği oyunculardan biri değil mi? Doğru. Yani Milošević gibi, Skubić gibi, bir kıyıdan Yevtović gibi. Tam çünkü Yevtović başka bir kanalla geldiğini biliyorum. Dolayısıyla bir Balkan şeyi ve Konyaspor gerçekten o takımın unsurlarını çok taşıdı ve hala da taşıyor. Çok değerli bir katkı verdi bugün. Galiba Konyaspor'un gönderme aşamasında olduğu oyunculardan biri diye hafızam ve bir istihbaratım beni yanıltmıyorsa. Hadi onu da söyleyeyim. Bir TFF 1. Lig güney takımlarımızdan birine, komşu takımlarından birine gönderiliyormuş. Ama artık bir diyorum. İddia vardı. Bu artık arada Galatasaray diyorum. Fatih Terimsiz çıktı. 4 maçta 5 puan kaybetti. Göztepe, Trabzonspor galibiyet, Antalyaspor beraberlik, Konyaspor mağlubiyet. Bu da işin Göztepe maçını da iyi hatırlayalım. Değil mi Evren? Bir 20 dakika ve sonrasını iyi hatırlayalım Göztepe Galatasaray maçını. Yani ben maçı yani lig daha çok uzun maraton. Maçı kaybetmesi değil önemli. Önemli olan istek, oynama isteği, coşku. Yani Galatasaray'da her geçen gün bu eriyor. Sıkıntı bu. Yani oyuncular farklı olabilir ama oynamayan oyuncudan da o isteği fazla göremiyorsun. Yani özellikle son 2-3 haftaya baktığında yine geriye bir gidiş var. Yani tamam eksikler var. Karagümrük sonrası diyorsun sen. Efendim? Karagümrük sonrası evet, diyorsun. Evet Karagümrük sonrası bir toparlanma oldu. Tamam tekrar sakatlar oldu filan da Galatasaray böyle maç kaybetmez. Yani maç kaybedebilirsin. Ama bu kadar hem gol yiyorsun, pozisyon veriyorsun ve de maçı kazanamıyorsun. Yani 3 tane de gol atıyorsun maçı kazanamıyorsun. Yani burada ciddi bir öz eleştiri yapmaları lazım. Yani bugün Belanda ile Emre Akbaba'yı ben gördüm çıldırdım sahada. Yani oyun anı hiçbir şey yok. Hiç. Sahada değiller yani beden olarak varlar. Ama ruh yok. Ruh başka bir yerde. Yani gitmiş. Al gülüm ver gülüm. Oyuna bir etkenleri yok. Yani bir yırtınma yok. Herkes Arda Arda diyordur. Arda 1000 defa bunlardan daha çok oyunu istiyor. Bir Konya'ya gidelim. Muhabir arkadaşımız İbrahim Doğan'ın yanında. Konya Spor Kulübü'nden basın sorumlusu Adnan Erkan Bey varmış. Sözü Konya'ya bırakalım. Teşekkürler Mustafa Göksu. Gerçekten gol diyorlusu izlediğimiz muhteşem bir karşılaşma oldu. Konya Spor Sportif Direktörü Adnan Erkan yanımızda. Hocam öncelikle tebrik ediyoruz. Tabii penaltılar var maçta. Evet. Gol diyorlusu var ve 4-3 kazandığınız karşılaşmayı neler hissediyorsunuz? Tabii bu bütün her şeyin dışında alınan 3 puan bizim için çok önemliydi. Ligin neresinden baktığınıza göre değişiyor. Alacağımız 2 maçla yukarıları hedeflerken kaybedeceğiniz 2 maç birden aşağıların biliyorsunuz bir çıkışı var şu ara. Biz ilk yarı hedefimiz 25-28 puan arasıydı. Bu aldığımız galibiyetle bu hedefimize doğru yaklaşıyoruz. İlk yarı itibariyle değerlendirecek olursak oynadığımız oyundan genel olarak memnunuz. Oyunun hakim olarak bütün maçlarda genel olarak bir üstünlüğümüz var. İstediğimiz şekilde gitti. Ama şanssız maçlar kaybettik. Bu maçı almak istiyorduk. Belirli sakatlarımız, özür diliyorum, sakatlarımız, hastalarımız vardı. Hakikaten kadro çıkarmakta zorlanıyorduk. Ama çocukların bilhassa böyle maçlar olan motivasyonu, hırs, istek ve arzuları, takımdaşlık ruhu bizi içerideki Beşiktaş maçı, deplasmanda Fenerbahçe maçı ve tekrar bugün Galatasaray maçı hakikaten önemli denilebilecek 3 galibiyete sonuncusu olarak bugün ekledik. İçeride çocukların coşkusunu görmenizi isterdim. Çünkü çalışılmış, emek verilmiş bir maç. Akabinde de zor da olsa kazanılmış bir 3 puan. Ben camiamıza hediye ediyorum ve tebrik ediyorum herkese. Hocam tabii sesler buraya kadar geldi. Coşku, evet. Sevinç, mutluluk. İçeride nasıl bir atmosfer var? Şimdi çok anlamlı hale geldi galibiyet biliyorsunuz. Yani öne geçiyoruz. Tekrar beraberlik, işte penaltı var. Penaltının tekrar burada biz o anda onu süzemeyiz yani sadece duygusal davranırız ve yaşanan bir tepki var. Muhakkak bu akşam ilerleyen saatlerde daha sağlıklı bunları tespit edebiliriz. Şu anda içerideki coşku kazanılan 4-3'lük atılan 4 golün ve zor da olsa kazanılan 3 puanın mutluluğu var. Ve biz bunu hep beraber yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Evet Konya Spor Sportif Direktörü Adnan Erkan canlı yayın konuğumuzdu. Sözü yeniden Mustafa Göksu'ya bırakıyoruz. Konya Spor Sportif Direktörü Adnan Erkan konuştu. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik.
Galatasaray'ın oyunu, Konyaspor'un planı, verilen penaltılar, enteresan karşılaşmayı kıymetli yorumcularımızla değerlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle bugün herhalde orta sahada karşılıklı savaşla başın sonucu belirlendi gibi duruyor. Nasıl değerlendiriyor? Kime karşı? Oğuz, Yevtoviç, Miloševiç'e karşı. Ömer, Belhanda, Taylan ve iç orta saha gibi oynayan Emre 3'e 4. Yani oyuncuların stili itibariyle söylüyorum. Yani herhalde Oğuz, Yevtoviç, Miloševiç'e daha galebe çalacak. Emre, Ömer, Taylan ve Belhanda'm varken sen bu oyunu ele geçirmen lazım. İlk yarı Galatasaray topu ayağındayken hangi taktik dizilimle, hangi oyunla oynadı da sonuç elde etmeye gayret etti. Ve Konyaspor biz 5, 10, 15. dakikalar acaba Antalya maçı mı olacak diyorduk. Hayır, Antalya maçı olmadı. Antalya maçında da rakip kötüydü. Allah kahretsin. Evet, İsmail Hoca canlı olarak konuşacak. Öncelikle İsmail Hoca'yı tebrik ettiğimizi aktaralım. Sevgili Emre, söz sende. Ve kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Galip gelmek için. Galip gelemiyorsak da en kötü mağlup olmamak için bugüne kadar mücadele ettik. Kazandığımız maçları hepsini hak ederek kazandık. Kaybettiğimiz maçlarda da oyunun galibi biz olmamıza rağmen basit hatalar, şanssızlıklar dolayısıyla maçları kaybettik. Ama Konyaspor olarak biz ne bugün bulunduğumuz yeri, ne sıralama olarak, ne de puan olarak bunu hak etmediğimizi, çok daha yukarılarda olmamız gerektiğini söylemiştim. Bugün de rakip Galatasaray, her rakip gibi, rakibimiz kim olursa olsun biz normal maç gibi maça da hazırlandık. Kazanmak için çıkıyoruz sahaya dedim ve oyunu çirkinleştirmeyeceğiz. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız dedim. Konyaspor bir değişim içerisinde. Bu sezon başından beri kendi futbol mentalitemizi, daha hücum futbolu oynayan, daha galibiyet için sahada mücadele eden bir sistemimiz var. Bu sisteme bağlı bir şekilde oyuncularım çok disiplinli mücadele ediyorlar. Baktığınız zaman sezon başından bugüne kadar fiziksel değerler açısından, taktik disiplin açısından ortaya koyduğumuz mücadele ligin 5-6 takımından biriyiz. Ama puan ve sıralama olarak istediğimiz yerde değiliz maalesef. Hastalıklar, sakatlıklar, bir de bizim yaşadığımız sakatlıklar orta ve uzun vadeli maalesef. Bunlar bizim bayağı bir zor duruma soktu. Bugünkü maçta da bazı oyuncular işte yarım devre onu, 30 dakika onu, 20 dakika onu bu şekilde maçı tamamlayabildik. İnşallah sakat oyuncularımızın da aramıza dönmesiyle tekrar güçlü bir Konyaspor olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Kırmızı karta gelince ben hayatımda ilk defa antrenörlük hayatımda kırmızı kart gördüm. Yan hakeme sadece şunu söyledim. Ben dedim ki hocam niye takdir haklarınızı bu kadar hani rakip takımdan yana kullanıyorsunuz? Yani dedim sürekli oyuncularımızı saha içerisinde baskı altına alıyorsun. Seyic out kullanacak. Out atışını bir an önce kullansın diye neredeyse Seyic yani böyle bir baskı yer gibi saha içerisinde hakem tarafından bir durumla karşı karşıya kaldık. Penaltı tekrar ediliyor. İhlal var deniliyor. Ondan önce mesela ilk devre bir pozisyon oldu. Foul yok, foul verdi. Az daha gol yiyorduk. Boş goleye atamadı. Guindama ya da Donk tahmin ediyorsam. Atamadılar. Neden dedik bunları olay dedim. Ben hayatımda kendime küfür ettirdim. Ne de başkalarına küfür ettirdim. Sadece hakeme dedim ki hocam bak bizim de emeklerimiz var. Yazık günah dedim. Bu dedim ağır oldu yazıklar olsun dedim. Söylediğim bu. Bunun üstüne bana kırmızı kart gösterdiler. Ben bunu hak etmedim kırmızı kart olarak. Biz de insanız. Biz de bu kadar hastalık döneminde sıkıntılarla, sakatlıklarla, hastalıklarla mücadele ediyoruz. Bu kadar laf söyleyemeyecek miyiz yani? Herhangi bir taciz yok. Herhangi bir hakeme karşı hakaretim yok. Ve hayatımda ilk defa kırmızı kart görüyorum ben. Yani yaptığımdan belki bu lafı söylememem gerekiyor. Ama bizim de canımız yanıyor. Bu kadar mücadele ediyoruz. Koskoca şehri temsil ediyoruz. Onun için birazcık daha duyarlı olmalarını bekliyorum. Hakemlerimiz tamam. Onları koruyalım. Ama bu kadar da yani bazen yani tercih haklarıyla ilgili bu da çok doğru olmuyor yani. Biz de bu kadar insanları burada temsil ediyoruz. Zor şartlar altında maçtan önce de söyledik yani 12-13 tane elimde oyuncularla maça çıkıyoruz. Hatta tabii ki bu onları ilgilendiren bir konu değil. Ama söylediğim gibi böyle bir şey oldu. Takdir hakkı onlarındır. Sonuçta kazandık. Bu kadar eksiğimize rağmen bu kadar hızlı maç trafiğinde yorgun olan oyuncularım taktik disipline bağlı. Maçtan önce de söylediğim gibi çok iyi mücadele ettik. Rakibi çok iyi analiz ettik.
Çok güzel ve haklı bir galibiyet elde ettik. Bu galibiyetimizden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Şu an aramızda olmayan Konyaspor taraftarlarına da aramızda varmış gibi bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. İyi hocam, akşamlar. Sezon başından beri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray 3 büyük takıma karşı 3 galibiyeti var Konyaspor'un. Alınan puanların da aşağı yukarı yarısına yakını bu takımlardan geldi. Motivasyon anlamında büyük takımlara karşı hazırlık anlamında bir farklılık yaşanıyor mu? Neye bağlıyorsunuz? Bak, deminecekten beri onu söylemeye çalışıyorum. Kaybettiğimiz mesela bir Gaziantep maçını kaybettik. Bir Başakşehir maçını kaybettik. Mesela maç 0-0, penaltı kaçırıyoruz. 45. dakika kendi kalemize gol atıyoruz. 1-0 mağlup görüyoruz. 2-1 ikinci yarı çok üstün oynadığımız maçta, yani o mağlubiyeti hak etmedik. Mesela bir Gaziantep deplasmanı, en az 2-0 kazanacağımız bir maç, karambolden bir gol mağlup olduk. Mesela bir Ankara Gücü maçı, haklı bir galibiyet Ankara Gücü elde etti ama 4-3 mağlup olduk. Bütün yediğimiz goller yani hatalardan dolayı, şanssızlıklar. Saymak istemiyorum. Baktığınız zaman kaybettiğimiz maçlarda da yani oyunun galibi biziz. En son Hatay maçı 2-1 kaybettik. Maçın hakkı bence beraberlikti. Yani 92. dakikada gol attık. İşte bir çok az farklı offside'dan golümüz iptal edildi. 90 dakikanın geneline baktığınız zaman kafa kafaya bir maç oynuyorsunuz. Bir tane rakibe pozisyon veriyorsunuz. Sizin 3-4 tane pozisyonunuz var. Mağlup olduk. Yani onu söylemek istiyorum. O maçlardan da mesela biz istediğimiz oyunun, verdiğimiz mücadelenin karşılığını alabilseydik bugün Konyaspor çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamalarını izledik değerli izleyiciler. Yani biz hakeme itiraz etmeyecek miyiz dedi hoca. Kırmızı kart gördü ve karşılaşmanın hakemi tarafından tribüne gönderildi. Arda kardeşler hocaya kart göstermişti. Kaç maç? 5 maç mı? Hep 5 maç oluyor ya. Ondan sonra herkese 5 olacak ya. Sevk olacak. Oradan bir karar çıkacak. O ne olacak? Hoca 5, o 5. Nasıl hani ayarlıyorlar onu? 5 mi oluyor? İsmail Hoca fazla alır. Niye o fazla alsın ki? Konyaspor'un hocası. Öyle olunca o daha mı fazla alıyor? Yani büyük takımlar kıyasladığınızda küçük takımların hocaları daha fazla alıyor. Az önce söyledim, çok kötü bir yerde kaldı. Çünkü sen aldın sözü. Şunu diyordum. Yani o takım, yani çünkü Twitter'a düşse ayva yedik yani sayende. Hadi Allah kahretsin öteki takım. Öteki takım kötü, kaka takım, tüh takım. Niye Arsenal'ın takımı savunma yaptı dedin. Bugün karşında, tamam sende de Arda yok, Emre Kılınç yok, Marka yok belki ama karşında top oynamak isteyen bir takım var. Birader bunu geç yani. Arda'nın yerine, Emre'nin yerine de öyle soğan sarımsak adamlar oynamıyor. Bayağı bayağı oyuncu. Taylan geçen hafta sevgili Enver çok, aman sevgili Evren çok şey dedi. Taylan'ın oynaması lazım. Doğru, haklı, bak Oktaylan sahada. Luyendam'a Marka Donk üstünün İki tanesi sahada. Markao dışarıda. Bence en önemli eksiklik Markao'du. Emre Akbaba oynuyor. Yani. Hem oyun kurmada hem savunma kurgusunun bozulmasında. Eren Turan'ın vurguladığı nokta. Yani Luyendam'a bir enteresandı ve Donk Luyendam'a ikilisi sanki hiç olmamıştı. Ya bence hiç olmadı. Yani Markao varken her zaman hiç olmadı. Markao yani Donk tamam. Donk da lavale oynadı. Yani tamam özgüveni yine oynuyor ama Donk'u da bozdu Luyendam'a. Yani Luyendam'a Galatasaray'a inanılmaz zarar veriyor. Şu an Fatih Hoca oynatmamakla doğru yapmış diyordu ya herkes, niye oynamıyor son 3-4 haftadır. Yok, görmüyor musun, adam yoktu. Oyunda sakatlıktan değil. Sakatlıktan önceki Luyendam'a böyle miydi? Değil. İşte biraz geriye... Luyendam'ı da satamazsın. Ben sana söyleyeyim. Ama oynatırsan da el bombası şu an. Yani o gözüktü ya oyun içerisinde. Yani penaltı pozisyonuna baksana. Penaltı değil, penaltı. Herkes değişir, onu konuşacağız. Adam arkasında 5 metre oradan gelmiş, topu indiriyor. Bakıyor, o arkada adamı görmüyor. Bir bağıran yok. Ama ilk yarıda geliyor, kritik gidiyor. Bir müdahalede bulundu. Müdahalede bulunsun kendi ya. Hatası. Mustafa kendi ile hatası. Beraber, evet, kendi hatası. Mustafa ile beraber seyrettik. O kadar ayağı... da olacak artık. Yani oyuncuların performansları kötü ama Galatasaray'a şu gözüktü. Geçen hafta da bu hafta da Galatasaray mecburen transfer yapmak zorunda. Öyle böyle değil yani. Transferler. Transferler işte yapmak zorunda. Orta saha, stoper, santrafor, kenar. Yani bu çıktı yani. Şu 2-3 maçta gördüğümüz net olay bu. Süratli oyuncu lazım kenarlara. Öne adam lazım. Orta sahaya bir tane adam lazım. Bu stoperlerle böyle götüremezsin ligi. Bugün ben sana söyleyeyim bak. Kerem oynasaydı. Ali Ovoskola oynasaydı. Emin Bayram oynasaydı. Yenilseydi Galatasaraylar bu kadar üzülmezdi. Çok net. Evet. Ben sana evet, söyleyeyim. Evet, evet, evet. Yani oynattığın oyunculardan yine evet. Hoca bir şey bekliyor. Yine bekliyor, yine yok. Emir Akbaba'dan bekliyorsun, yok. Berlanda'yı yine bekliyorsun, yok. Onu derken de maçlar gidiyor. Kaybediyorsun. 2 haftadır. Kaybediyorsun ama yani. Çok eksiği kaybetmekle varken... kalmıyor. Psikolojik olarak da
ciddi derecede şey oluyorsunuz. Ama Evren çok eksiği varken Rize deplasmanında o eksik Galatasaray kazandı. Elit futbol denildi değil mi? Dediler mi? Dediler. Abi futbol devamı geçti gitti abi. Burada niye abi peki aynısı olmadı? Abi işte önemli olan devamını ettirmek önemli bu yani. Ama kadro da değişiyor tabii. Yani Arda ile oynuyorsunuz yok Feguli ile oynuyorsunuz. Tamam onlar ayrı bir şey. Ama burada iki takım da çok eksik. Evren'in söylediği o nokta da evet, doğru. Yani da Konya Spor'un da yarısı yok. Onun için mazeret yok. %100 katılıyorum. Çok kaç 10 eksik falan galiba. Yani Konya eksik. Tam kadroya çıkar. Tam olur her şeyi. Sen de eksik olursun. Ya Galatasaray'da eksik diye bir şey yok. Eksik tamam olur da yani. Eksik oyuncular zaten şu takımda kim olmasa mesela bugün olsaydı daha iyi olurdu. Arda bugün ciddi şey yaratırdı oyun içerisinde. Ha, maçı kazandırmaya yeter miydi bilemezsin. Geçen hafta yetmedi. Bir iki kişiyle olmuyor. En az 6-7 kişi, 7-8 kişi destek vermesi lazım. Galatasaray'da bunu göremiyoruz. Peki bir oyuncu rakamlarına bakalım mı sevgili Evren? Siz de merak ettiğiniz isimleri söyleyebilirsiniz. Yönetmenimiz sevgili Güven Mengü de o rakamları ekranlara getiriyor. İlk olarak Mbaye Diakne bugünü 2 golle tamamladı. 2 gol, 26 topla buluşma, isabetli pas 13, isabetli pas yüzdesi %76, ikili mücadele 5 kere girmiş, 3 kere kazanmış. Bu iyi rakam. Ve defansif anlamda rakamları da ekranlarınıza geliyor. Hücum olarak da 5 şut, 2'si isabet, 2 de şut pası veriyor. İlk yarı 2 net gol pozisyonu kaçırdı. Biri kafayla olmak üzere. Evet. Endondaçi'ye bakalım mı bundan sonra? Maçta ikişer gol atan isimlere bakalım. Galatasaray'da Mbaye Diakne'nin rakamları böyleydi. Mustafa bana bugün değil ama belki yarın şey öğrenirsiniz bir Konyalı olarak. Endondaçi'nin toplam maliyeti, bonservis artı şey. Maaş. Tabii. Çok merak ederim yani. Kaç paraya oynuyor mesela? Tabii. Çünkü Mbaye Diakne'ye kıyaslıyoruz ya yani arka arkaya getirdik ya. Endondaçi 2 gol, 30 topla buluşma. İsabetli pas 15, pas yüzdesi %94. 6 kere ikili mücadeleye giriyor, 3 kere kazanıyor. Endondaçi. Defansif özelliklerine de bakalım. 1 top kapma, 3 faul, 1 pas arası, 1 uzaklaştırma. Hücum rakamlarına da bakalım. 5 şut, 2 isabet, 1 orta. İsabetli şutları gol oluyor Erdondaçi'nin zaten. 4'te 4 isabet var. Maçta yani Erdondaçi'ye gördüğün yerde vur demişler çünkü Konya Spor'da şutu deneyen tek isimdi. Ve iki golde neredeyse birbirine çok yakın özellikle rahat vurdu değil mi? Evet. Birinde Skubic, birinde Cülerme, iki bekin paslarında. Birinde sağ bekiniz, birinde sol bekiniz. Peki biz bu Galatasaray'ın özellikle sol taraftan yediği golü nereden anımsıyoruz? Sol taraftan gelen golü nereden anımsıyoruz Evrenciğim? İkinci yarının gene başında nereden hatırlıyoruz? Karagümrük maçı. Karagümrük maçı. Aynı şey değil mi? Evet. Evet. Karagümrük maçında yanılmıyorsam 45. dakika 50. saniye civarı ya da 46. dakika. Burada da 45. dakika 30. saniye gibi bir şey yani. Ya savunma mesela bugün savunması çok kötüydü Galatasaray'ın. Hücumda yine pozisyon buldun. Atamadın. Mesela Oğulcan'ın kafası orada vuracaktın atacaksın. Cadde'nin ilk yarı kaçırdı %100. Cadde'nin boş kare. Yani sen yine kötü oynarken de pozisyon buluyorsun. Bu konsantrasyonsuzluk işte. Yani başka bir şey değil. Ama savunma olarak çok kötü oynadı Galatasaray. Saracchi'nin arkasına kaç defa oyuncu kaçırdı yine. Yine Luyendama Donkor'da uyumsuzlukları. Yani öyle olursa golü yersin. Taylan Antalyalı ve Yevtoviç kıyaslamasına da bakalım mı rakamlarla? İki oyuncu da gerçi Yevtoviç 73'te oyun alanından çıktı. Oğuz Kağan da olabilir o isim. İttifak Holding Konya Spor takımında. Bir Taylan'ın rakamlarına bakalım. Taylan Antalyalı'ya. Bugün biraz da yine yalnız kaldı. Ömer sarı kart gördükten sonra biraz daha kontrollü oynamaya başladı. Ömer Bayram ama hani şu karşılaşmada o taraflı tarafsız herkes. İbrahim'in yanında Oğuzkan Güçtekin var. İzliyoruz. Teşekkürler Mustafa Göksu. Oğuzkan Güçtekin'le birlikteyiz. Oğuz bugün çok iyi mücadele ettiniz. Gerçekten kıran kanına bir mücadele oldu ve gol diyorlusu şeklinde geçti maç. Sonunda da Konya Spor kazandı. Kazandınız neler hissediyorsunuz? Evet biz maça çok iyi hazırlandık. İyi başladık, iyi götürdük. Sonunda da kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkesin ayağına, yüreğine sağlık. İnşallah böyle devam edeceğiz. Şu an bu maç bitti. Önümüzde bir Karagümrük maçı var. İstanbul'a gideceğiz. Karagümrük'ü de yenip yolumuza devam etmek istiyoruz. Kendimizden eminiz. Tabii ilk yarının sonunda da artık çok az maç kaldı. İlk yarıda puan hedefiniz nedir takımın? Bir puan hedefimiz yok. Olabildiğince maç kazanmak istiyoruz. Puan almak istiyoruz. Bu ligde bir puanın bile çok fazla önemi var. Biz her maçı iyi mücadele ediyoruz. Toplayabildiğimiz en yüksek puanı toplayıp devreyi bitireceğiz inşallah. Son olarak neler söylemek istersin? Neler söylemek isterim? Konya Spor gibi bir takımda oynadığım için çok gurur duyuyorum. İlk geldiğim günden beri
buradaki takım arkadaşlarımla, yönetimden bana olan ilgi beni çok mutlu etti. Kiralık bir oyuncuyum ama asla öyle hissetmiyorum kendimi. Buraya bağlı olarak görüyorum. Çıktığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve böyle olmaya da devam edecek. İnşallah her maç terimin son damlasına kadar savaşacağım bu takım için. Tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Evet, Konyaspor'dan Oğuzkan Güçtekin yayın konumuzdu. Söz yeniden İstanbul'da. İttifak Holding Konyaspor'da 2 gol atan Erdoğan Daçi'nin Konyaspor'a maliyeti, bonservis 20 bin euro, maaş yıllık 150 bin euro. Başka bir şey yok ya. Şimdi Evren'in ya da Serdar'ın yerine... Ozan Zeybek bu arada yazmış. Ozan Zeybek'e selam olsun kendisine. İkisinden birinin de Gürcan abi olsa ne diyecekti? Büyük takım topçusu değil diyecekti değil mi? Büyük takım topçusu ne demek ya? Yılda 1,5 milyon euro verdiğin adam mı büyük takım topçusu oluyor? Bu adamı al. Ben Amir Hadzi Ahmedov için ilk Başakşehir'de çıktığı yıllar önceki idmanı biliyorum. Al, getir, oynat abi. Önemli olan bul ama. Mustafa, rakamları bir daha söyle. 20 bin euro. Bonservis. 150 bin euro. 3 sene oynasa 450 bin euro. Yılda 150 bin euro değil mi? Büyük takım futbolcusu Donk'un yıllığı kaç para? Kağıtta 500 yazıyor. Bir de helal olsun 500 bin alıyor diye haberler çıkmıştı. Ki tabii arkadan rakamlar, evet. Bir gazeteci arkadaşımız belgesiyle arkadan neler alındığını göstermişti. Taraftarlar da bu tür oyuncuları çok çabuk harcıyorlar. O da var. Yani harcıyorsun oyuncuyu ama o oyuncudan işte fidan gibi kulüp bir şey bekliyor. Maliyeti o kadar düşük ki. Maliyeti ucuzsa hemen kötüysen bitersin. Tabii, çıkarsan tabii. O zaman kahraman olurlar. Onlar da olurlar. Ama, alan da olur, oyuncu da olur. Daci doğru örnek değil. Mesela dün akşam Boliç konuşmuştuk hatırlasana. Evet. Şeyle. Yani bu tip oyuncularla beraber yapabileceğin bir yapılanmayla gerekirse bunları altyapı takımlarına alıp yetiştirmek, zenginleştirmek, büyütmektir hedefimiz olması lazım. Yani Endon Daci'yi Konyaspor'dan al, Galatasaray'a oynat değil. 20 bin euroya bul al getir, tıpkı Visk örneğinde olduğu gibi 10 senedir Türkiye'de. Şimdi şu sosyal medyada mesela Galatasaray'da şimdi çok tepkili. Bugün maç kaybedersin. Fatih Hoca'ya da çok tepkililer. Ben bir şey söyleyeyim. Fatih Hoca olmasaydı sen bu puanları da alamazdın. Şimdi kadrona bir bakacaksın ilk önce. Sen hocanın eline nasıl bir kadro verdin bu sezon? Bir rakiplerin ne yaptı? Şimdi Beşiktaş'ın biz kadrosu diyoruz hani şöyle böyle de Beşiktaş'ın kadrosuna bak, hepsi milli takımda oynuyor oyuncuları. Fenerbahçe'nin kadrosuna bak. Zaten 18 tane adam almış. Hocanın elindeki oyunculara bak. Yani alternatif bir kadro da yok. Yani onun için şu an Galatasaray 30 puan toplamış. Yönetimin de burada. Kusura bakmasın. Herkes yani hocayı eleştirirsin. Oyuncuları eleştirelim. Hatalar da yaptı hoca bugün. Levent Hoca da yaptı zaten, o tepkiyi veremedik diyor ama yönetim de burada bir devre arası bakacak kendine. Biz ne yaptık? Hayır, Levent Hoca aldık? Niye linç yiyor ben onu anlamadım. Levent Hoca orada... Erdoğan Daçi İbrahim'in yanında, hemen sözü Konya'ya bırakalım. Mustafa Göksu maçın yıldızı, belki de maçın kahramanı yanımızda şu anda. Erdoğan Daçi tabii kendisi... Konyaspor'un alt takımlarında da oynadı. Bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledin. Erdoğan, neler söyleyeceksin? 2 gol kaydettim ve takımını galibiyeti getirme anlamında önemli bir fayda sağladın. Çok teşekkür ederim abi. Evet, hayal gibi. Galatasaray büyük bir camia olarak 2 gol attığım için çok mutluyum. Bunun için çok çalıştım. Hep sürekli kafamda hayal kurdum. Böyle büyük maçlarda öne çıkmak çok istedim. Çok çalıştım. İnşallah burada devamı da gelecek. İnşallah burada durmak istemiyorum. Daha çok çalışmak istiyorum. Daha çok goller atmak istiyorum Konyaspor için. Peki, zaman zaman farklı mevkilerde oynuyorsun. Asıl mevkin forvet ama İsmail Hoca zaman zaman seni sol kanatta, sağ kanatta da oynatıyor. En iyi, en verimli olduğun kanatta mı oynadın? En verimli olduğun mevkide mi oynadın? Özellikle ben forvet en sevdiğim mevki. Ama takım için her yerde oynayabilirim. Sakın yok. Kaleci de olsa kalecide dururum. Sıkıntı yok. Önemli şey benim 2 tane gol attığım için önemli benim için değil o kadar. Önemli olan takım 3 puan aldık. O çok önemli. Bize moral verdi. Galatasaray karşı 3 puan almak bayağı büyük bir başarı. Çünkü bu sene 3 büyüklerden herkese yendik. Galatasaray'da becerdik bunu. Önemli şey takım 3 puan alsa diğerleri sıkıntı yok. İsmail Hoca gençlere önem veren bir teknik adam. Sen de genç bir futbolcusun. Henüz 21 yaşındasın daha. Bu senin için avantaj mı İsmail Hoca ile çalışmak? Evet. Bir de onu çok teşekkür etmek istiyorum. Onu da bir de teknik ekibi. İlk önce Aykut Hoca'ya çok teşekkür etmek istiyorum. O bana ilk fırsatı A takımda verdiği için ona çok teşekkür ederim. Ondan çok katkı sağladım. Ona buradan çok selamlar söylüyorum. İkinci de İsmail Hoca beni bu sene çok yardımcı oldu. Belki ara ara maçlarda belki iyi oynamadım ya da gol atmadım yanlış ama sürekli beni arkamda durdu.
bana güvendim. Ben de bu güveni boşa çıkarmak istemedim. Bugün iki gol attım. Mutluyum, çok mutluyum. Peki, tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz Erdoğan. Evet, maçın kahramanı, iki gol atan Erdoğan Dacı yanımızdaydı. Yayın konuğumuz. Sözü yeniden Mustafa Göksu'ya bırakalım. Sevgili İbrahim Doğan'a teşekkür ederiz. Karşılaşmanın sonrasında çok önemli röportajları bizlerle paylaştı. Erdoğan Dacı da çok güzel Türkçe konuşuyor. Helal olsun. Performans olarak burada kalmak istemiyorum. Kendimi daha yukarıya taşımak istiyorum. Burada dedi. Durmak istemiyorum dedi. Evet, takım olarak takımda her yerde oynarım. Kalede de oynarım dedi. Sağlıkla bu Aykut Hoca'ya teşekkür yapmıştı. Etti. Aykut Hoca evet. Evet. İşin o kısmının altını çizelim. Aykut Hoca da şans vermişti. Artem Kreves, Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımı. Galatasaray'a karşı böyle bir sonuç aldığımız için çok mutluyuz açıklaması yapıyor karşılaşma sonrasında. Bu maç zor geçecekti. İkinci yarı oyuna dahil oldum. Bu kolay değil. Kulübeler oyuna dahil olmak o kadar kolay olmuyor. Haklı galibiyetimizden ötürü fevkalade derecede mutluyum diyor. Tam röportaja giderken hani bu sırada Levent Hoca neden bu kadar tartışılıyor sormuştum. Hani yani son bölümde oyuncu değişiklikleri Fatih Hoca'dan izin almadan yapmaz herhalde. Geçen sene de böyle bir şey olmuştu herhalde. Evet, onu konuştuk ama. İki sene önce. İki sene önce olmuştu. Ya aynı. Bu sefer bilemiyorum. Oradan görüşme şansı var mı son dakika? Telefonla yukarıdan. Mutlaka yukarıdan. Her an var ya. Her saniye. Her saniye var. Ama sonunda belki Fatih Hoca artık talimat vermeye bırakmış. Ya bazen belki hoca da karışmıyordur bu sefer. Sen yap demiştir. O da olabilir. Yani. Onu da bilmiyoruz yani. Gerçi Fatih Hoca'nın olduğu yerde bu çok kolay bir şey değil. Yani gerçekçi olalım. İki sene önce ama Zeki abiler atmıştı başlık değil mi? Levent yine aynısı oldu. Geçen öyle bir Levent Hoca olduğunda da. İki sene önce oldu. İlk geçen sene olmadı o. Evet. Yani oyuncu değişiklikler evet. Fatih Hoca'nın orada olmaması takımı etkiler. Etkiliyor. O, yukarıda olduğunda daha iyi dedik. Bugün de etkiledi. Burada da bir dengesizlik var. Yani oyuncu grubunun da performansında ciddi bir. Bir tepeye çıkıyorlar bir aşağı iniyorlar. Ortaları yok. Yani onun için bunları bir sorgulamak lazım ama Fatih Hoca olayına geldiği zaman orada Galatasaray'ın bir durması lazım. Çünkü en kolay iş hoca şunu yaptı, hoca gitsin. Fatih Hoca gitseydi var ya Galatasaray'a yemin ediyorum 15-20 puan daha alamazdı. Aldırmazlardı. Ömer Bayram, bizim Galatasaray olarak 4 gol yeme lüksümüz yok. İkinci yarının başlangıcında ayağımıza top değmeden gol yedik. Kaçıncı defa? 2. Ömer o gün sahada olmayabilir. Karagümrük başına aynısını yapmadı mı Galatasaray'a? İkinci yarı başlıyor. Arkadaşımız ne olur şey yapsınlar. Yani ben çok 46. dakika geçmişim geçmemiş ama sanki 46'nın içinde gol yedi Galatasaray diye anlatıyorum Karagümrük başında da. Benzer bir gol. Osman onu Zeki Hoca, Konyaspor'da yardımcı antrenör. İsmail Kartal'ın 6 senedir yardımcısıyım. Sosyal hayatta da beraberiz. İsmail Kartal'ın bugüne kadar herhangi bir hakaret ettiğini hiç duymadım. Bugün sahadan atılması ağır bir karardı. Birbirimizi biraz daha tölere etmemiz lazım diyor İsmail Hoca da bizim ekranlarımızda. Bir hafta yani hocalar da konuşsun dedi. Hiç mi konuşmayacağız? Evet, konuşsun yani. Hocalara da işte o bir cezalar normal değil. Teknik adamlar bu kadar ceza almaz. Şöyle bir şey söyleyeyim. O hocaları yukarı çıkarıyorsunuz, kart gösteriyorsunuz. Kart görmelerine neden olan ifadeler saha içerisinde futbolcular kullanıyor mu, kullanmıyor mu? He? Kullanıyorlar. Bence daha ağırını kullanıyorlar. Bazen hakeme karşı kullanıyorlar. Onlar niye kalıyor o zaman? Çünkü ne yaptı? Bir toplantı yapıldı. Ya dedi işte dedi hocalar dedi MHK'nin dedi otoritesini çok sarsıyor. Sizin de bunu korumanız lazım dediler. Her şeyde yazıklar olsun ha. Mesela kart çıkıyor belki de bilemiyoruz. Mehmet Ayan'a cevap. Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında atılan en erken iki golü de Galatasaray yedi. Fatih Karagümrük maçı 45-15 Endao ve Konyaspor maçı. Ya, hafıza mıydır yani? 45-45 Erdoğan Dacı. Aynı yerden. Numerik yani. Hafıza mıydır biraz? Bu normal yani. Bir şey mi? Bir takım için. Olur mu Egan? Sen topu işte. Oynadın. Bunu benim sana sormam lazım. Işte, biz topu oynamadık. Benim sana sormam normal lazım. Normal değil. Mi? Sen devrede. Neyin konsantrasyonsuzluğu evet. Bu? Bu arada saat başında müthiş var. Bir maç var. Bakkenbirs ve Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi'nde muazzam bir maç. Aspor ekranlarında canlı olarak izleyebileceksiniz. Sevgili Galatasaraylılara söyleyelim. Reklam arası ardından birlikteyiz. Evet, Artı Futbolu burada noktalıyoruz değerli izleyiciler. Mutlu geceler diliyoruz.